تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Muhakkak ki yani hamid olan ve aziz olan, hakim olan Allah bunu indirdi. Yani adaletle hükmeden, her şeye muhtaç olmayan, her şey ona muhtaç olan Allah onu indirdi. Yani burada aziz olmak istiyorsan Allah'ın kelamına sarıl. Aziz olmak istiyorsan Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına harfiyen uy. Aziz olmak istiyorsan kema emareke rabbuka ve ahbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılma. İzzet şeref budur. Fe innel izzete lillahi cemiyen. Naam. İnnel Kur'ani fi Ramazan mezitet mumeyyize ve khassa. Diyor ki Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir özelliği vardır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indirildi. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerini, güçlerini bırakırdı. Hep Kur'an'la iştigal ederdi. Hatta Ummu Aişe se'aluha an ahlakın nebi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ahlakı nasıldır? Diyor ki emâ tekra'uhul Kur'an. Kur'an'ı okumuyor musunuz? Allah Resulü ahlak Kur'an'dır. Kur'an'la yatardı, Kur'an'la uyanırdı. Hayatı Kur'an'la bağdaşırdı. Hayatı Kur'an'la nizama şey etmişti. O açıdan Kur'an bir döstürdür, Kur'an bir anayasadır. Acaba ne zaman anayasamız Kur'an olacak? Allah Tebareke ve Teala o günleri bizlere göstersin ya Rabbi. وَشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. Muhakkak ki Kur'an ayında, yani Ramazan ayında Kur'an o ayda indirildi diyor. هُدَلْ لِلنَّاسِ. Muhakkak ki o insanlar için bir yol göstericisi, bir öğüt, bir nurdur. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Ve o kesinlikle Furkan hakkı ve batılı ayırt eden bir Kur'an'dır. Ve o bir yol ayırıcı olan bir kitaptır. Hakkıyla Kur'an-ı Kerim okuyan, hakkıyla Kur'an-ı Kerim'e sarılan olan bir kişi doğru yola ermiştir. Bakınız. El-Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel huda ve furkan. Apaçık delillerle gelmiştir Kur'an diyor. Ve beyinat, deliller. La ilahe illallah. Yani inanın kardeşlerim, Kur'an okumayan bu ayda çok şey kaybedecek. Çok şey. Aha. 8 gün gitti. 22 gün kaldı. Öte 21 gün. Yani bu ay eğer gerçekten hakkıyla ibadet etmeyen bir kişi vallahi ahirette çok pişman olacak. Çünkü bu ayda öyle eciller var ki, öyle sevaplar var ki diğer aylara nispeten milyon kat, milyar kat daha fazladır. Özellikle teravih namazı mesela. Camiler kapalı değil mi şu an? Evet. Çocuklarla beraber kıl. Kıl. Hanımla, çocuklarla beraber kıl. Muttakiler Allah katında hep bu aylarda özellikle Kadir gecesi ve Ramazan'ın son 10 günü ve Zilhicce'nin son 10 günü, özellikle bu özel olan günlerde çokça Allah'a kulluk ederlerdi. Çok az yatarlardı, uyurlardı, çokça Allah'a kulluk ederlerdi. O açıdan bu mertebeye ulaşmışlar. İstemiyor musun Allah Tebareke ve Teala sana desin? Edhulûhâ biselâm. İstemez misin? Girin cennete selametle. Kim istemez hocam? İstemez misin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem komşun olsun? Kim istemez? O zaman yaşa işte. Vay fırsattır. Bir dahaki Ramazan'a gelmeyebilirsin. Değil mi? Fertabatul Kur'an bir Ramazan yebde'u
min nuzulihi fihi evvele merre. Bakınız. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da ilk sefer indi diyor. Ve hangi sure? İkra bismi rabbikellezî halak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mağarada iken geldi Cibril aleyhissalatü vesselam, onu sıkıştırdı. Oku ya Muhammed. Ma ene bi kâre diyor. Tekrar ikinci kez sıktı diyor. Böyle oku ya Muhammed. Dedi ki ma ene bi kâre, ben bilmiyorum. Üçüncü kere de oku ya Muhammed. Dedi ki İkra bismi rabbikellezî halak. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah Resulü hemen onu okumaya başladı. Allah Resulü okuması yazması yoktu. Ammiydi. Bilmiyordu. Onun için yani buna rağmen müşrikler geçi demediler Muhammed bunu yazdı. Çünkü okuması yazması yok Muhammed'in. Sihirbazdır, yok şöyle böyle işte Muhammed'in ataların uydurdukları şeydir dediler. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indi. Ve Allah Resulü dediğimiz gibi bütün işlerini bırakıp hep Kur'an'la iştigal ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve fertabatel Kur'an bi Ramazan يبدأ من نزوله فيه أول مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ve aynı zamanda o Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirildi. Ramazan ayında Kadir gecesi var. Mesela bizim burada Türkiye'de diyorlar ki 27'sinde 20 gece 27'sinde 27 27 gecenin 27'sinde Kadir gecesi. Yok öyle değil. Her ne kadar deliller var yani, ama Allah Resulü diyor ki Ramazan'ın son 10 gününü arayın diyor. Tam 27 diye sabit değil. Bu 21, 23, 25, 27, 29 olabilir. Bu gecelerde arayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 27. gece olacağını kuvvetli deliller var. Evet. Pardon. Ama %100 değil. Madem ki değilse o zaman biz son 10 günde bu Kadir gecesini arayacağız. Ve Kadir gecesini ulaşan olan bir kişi diyor ki Ümmü Aişe radıyallahu anha, ya Resulallah, eğer Kadir gecesine ulaşırsam ne diyeyim? Dedi ki kul ya Aişe, Allahümme inneke afuvun tuhubbul affa fa'fu anni. Ya Rabbi, sen affedicisin. Benim günahlarımı affet ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun tuhubbul affa fa'fu anni. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب. قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عائشة. Bakınız. يا ربي sen affedicisin, hikmet sahibisin, rahmet edicisin, günahları bağışla ey Allah'ım. اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Aynı şekilde Duhan suresi 3. ayette اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Muhakkak ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor. وَف۪ي رَمَضَانْ هُوَ شَهْرُ الْقُرْآنِ. فَرَمَضَانْ هُوَ شَهْرُ الْقُرْآنِ. Ramazan ayı Kur'an ayı. وَشَهْرُ رَمَضَانْ شَهْرُ الصِّيَامِ وَشَهْرُ الْإِحْسَانِ. Şehri Ramazan, Ramazan ayı oruç ayıdır. Fazilet ayıdır, ihsan ayıdır. Kurtuluş ayıdır, cennete girmek ayıdır. Yetimlere bakmak ayıdır. Miskinlere sormak ayıdır, yardımlaşma ayıdır. Allah'a kulluk ayıdır. قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنِ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kur'an ve oruç kıyamet gününde insana şefaat edecek. Bakınız. Onun için اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا.